Evet, ülkemizde neşeli ve mutlu birkaç kişinin kaldığı şu günlerde yine zırvalıyoruz. Film Gün geçmiyor ki biraz daha yaş alıp birileri daha mutsuz olmasın bu ülkede. Evet. Ne yaptık? Birkaç gündür bayağı film İşte izledik. mutsuz insanlar ne yaparlar? Genelde işte kendini yemeğe verirler, film Biz izlerler. de tam olarak biz mutsuz bir insan mıyız? Hayır, yani bunu yaparlar ama yani biz nasıl insanlarız dersek işte değişken insanlarız yani. Yani soğuk havada Şu an battaniyenin biraz altında dışarıda öyle bir soğuk hava varken sıcak battaniyenin altında güzel böyle güzel filmler izleyip güzel yemekler yemek yapılacak yegane mutlu şey bence. olmak için mi bu ya da o anı daha iyi değerlendirmek için mi? Artık nedeni değişkenlik göstererek devam eden süreçler. Şu anda da mesela podcast niye yapıyoruz? Mutlu olmak için mi? Ne bileyim, vaktimizi daha iyi geçirmek için mi? Ya da vaktimizi geçirmek için mi Geçirmek için. sadece? Çünkü Evet. temel olarak bunu yapıyoruz. Bu aralar evde filmler izledik. Nedir bunlar? Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane film hatırlamadığım da olabilir ama Evet. son birkaç günde 7 film izlemişiz. Bunlardan biri ilk izlediğimiz de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama White God. İlk izlediğimiz değildi ama benim uzun bir süredir gördüğüm böyle yükseldiğim hep izleyeceğim dediğim ama beraber izlemeye kısmet olan bir film. Evet ve acayip bir Bir filmdi. Macar filmi. Hani geçen konuştuğumuzda şey demiştim ya, dünyada hastalık var falan diye. Evet. Sen de ne mesela, ne hastalık demiştin. Bu filmde mesela bazı hastalıkları görüyoruz. Evet. Bir hastalıklı bir film. Yani hikaye şu, işte Macaristan'da sadece şey yerli ırk hayvanlara şey yapılıyor, izin veriliyor. Onun dışındaki hayvanlar çok yüksek vergilere tabi tutuluyor. O yüzden insanlar da bu vergileri ödememek için ve herkes birbirini şikayet ediyor ya Aynen. da Sokak köpeği yalanlar atılıyor. sahipleri Ve bu köpekleri dışarıya bırakıyorlar. ya barınağa Ya da gidiyorlar ya barınağa da gidiyor. İşte öldürülüyor hayvanlar falan. Böyle bir eksende bir ana karakterimiz olan kızın bir köpekle kurduğu yakınlığın daha sonrasında o köpeğin çeşitli duraklara uğrayıp maceralardan geçip tekrar en sonunda o kızla bu karakter dönüşümünü bir köpekte görüyoruz ve çok Hagen güzel. olarak Hagen, başlayan köpeğin Maxi oluyor. çeşitli sahipler değiştirerek ve Acayip olaylar yaşıyor. o filmde şey ilginçti. Hala bir kalbin var diyor köpeğe Aynen. adam. Ve ondan sonra Ondan sonra köpeği yani şeydeki filmdeki görüntülerin gerçek olması hani ha, ben bunu soracaktım sana. Burada belli ki acayip psikolojik şeyler yaşamak zorunda oldu bu hayvanlar, bir sürü köpek bu film filmde. çekilirken. Peki Evet. sence bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu konuda Çünkü o hisleri evet. görüyorsun, bütün canlılarda Yani her olan ve gün açığa mesela çıkması şey her gibi an düşün. meselesi olan o Anladım. hisler, atıyorum ne gibi, o saldırganlık, nefret ve Evet. bunları görüyorsun. Bunları çıkartmak için gerçekten onları yaptıklarını da anlıyorsun. Hani Evet. gerçekten o Bunu his oradan göstermek çıkıyor. adına. Evet. Ve bunu hani köpek oyuncu işte insanlar rızasıyla yapabiliyor bunu. Ama köpeğin rızası var. Bu tartışılabilir mi Yani bilmiyorum. bugün şey gibi de yani işte aşı bulunuyor bizi işte virüsten korumak için ama bu aşı hayvanlar üzerinde deneniyor ilk önce ve birçok hayvan telef oluyor yani laboratuvarlarda ya da bir şekilde diğer bütün örnekte olduğu gibi ki sinemada da bu hani hep konuşulur böyle sert
şey filmler vardır yani, mesela hatırladığım Hannibal Holocaust filmi, gerçekten 120 yaşında bir kaplumbağanın kafasını kesiyorlardı. Hı hı. Ya da Waking Fright'ta kanguruları öldürüyorlar. Kanguruları, Apocalypse Now'daki o şeylerde inek mi boğaları kesiyorlar ya. Ha, orman falan yakmak da o boğaları ya kesme sahneleri. Bu mesela şöyle bir gerçekçilik. Yani Waking Fright'ta mesela işlenen şey daha yakın günümüze kadar, yani 1970'ler 80'lerde belki hala devam eden bir Avustralya'da işte böyle av tutkunu insanlar jiplerle ortalarına, Avustralya'nın ortalarına, çöl kısımlarına falan gidip kanguruları bayağı avlıyorlar. Hı hı. Yani neler yapıyorlar Avustralya'da ya? Evet, ilginç yani. O kangurular işte arabadan spot ışıkları gözlerine geldiği zaman tavşan gibi dona kaldıkları için böyle hedef tahtası, hı-hı, gibi. Ki Avustralya'da da yani hep şunu da konuşuyoruz. 1960'larda bir kitap çıkıyor. İsmi Avustralya'nın ilginç hayvanları. İçinde aborjinler var falan. Ki bu 1960'da hani daha, evet, çok yakın bir tarih gibi. Bunda bile yani 1960'da öyle bir kitap çıkması korkunç. Ne kadar yani halbuki bu kadar yakın bir tarihte böyle bir düşünce bu kadar hakim. Ama aslında baktığın zaman... Ve ha, daha geç, o gelmişti aklıma. Daha geçtiğimiz günlerde de bir veya iki sene önce çok su içiyorlar diye develeri helikopterle vurup 10 bin tane deve vurmuşlardı. 10 bin deveyi helikopterle yukarıdan ateş etmişlerdi. Bunu zenginlik göstergesi olarak gören biri tanıyorum. Nasıl yani? Yani çok, o kadar bolluk var ki bir deve kaç para biliyor musun sen? Adamlar yukarıdan 10 bin tane deveyi tüfekle vuruyorlar ya. Halbuki o devenin orada ne işi var? Da. Bütün zaten ekosistemi tahrip, yani oradaki işte devletin şeyde ne develeri? O Afrika'dan peki getiriyorlar değil mi zamanında? Zamanında tabii, yani zaten Avustralya'nın tarihine hani baktığın zaman daha yeni yani koloni devlet ve aslında İngiltere'nin bütün suçluları, mahkumları falan getirtiliyor gemilerle ilk defa Avustralya keşfedildiğinde. Ve mesela kanguru cümlesinin ne olduğunu biliyor muydun? Kanguru aborjin dilinde yani şey, işte İngilizler aborjinlerle temasa geçiyor. Bu hayvan ne? Bu hayvan ne diyorlar. Söylediğini anlamıyorum. Demek kanguru. Kanguru diyorlar. Ve kanguru koyuluyor yani. Ya da işte bugün Sydney Opera binasının olduğu yerde aslında ilk aborjin kanının döküldüğü, öldürüldüğü yer. Ve baktığın zaman hani şeyi de düşündüm sen böyle söylediğinde. Yani medeniyetin şekillenmesi de aslında günümüzde çok yeni, daha düne kadar hani şey gibi, yani sigara sağlığa faydalıdır falan deyip hani de doktorların bunu şey yapması gibi, ya da daha 100 yıl öncesinde Victoria dönemi İngiltere'sinin o tamamen kadını işte bebek makinesi olarak görüyor olmasındaki gibi, insan hürriyeti de yani bu kadar şeyi, özgürlük arayışını ya da bu açık fikirliliği daha çok, en azından toplumsal bir şeyde daha çok yeni kazanıyor. Bundan önce hep bir aristokrat denecek yani aydın insan olarak tanınacağımız insanların böyle fikirleri varken şimdi hep daha çok yayılıyor. Yakın zamanda işte bu biliyorsun Floyd olayları olduğu zaman polisin öldürdüğü, evet, siyahi işte bir ayaklanma böyle gerçekleşti dünyanın farklı yerlerinde falan da ve işte Edward Colston olsun, İngiltere'de şeyini, heykelini nehire attılar. Hı hı. İşte Amerika'da Columbus'u, işte Vespucci'yi, onu bunu vesaire, yani bunların hepsi, bu insanlar neydiler? Yani hepsi aslında kaşif
diye adlandırdığımız böyle inanılmaz maceralara atılan insanların hepsi aslında köle sahipleri aynı köle zamanda. Sahibi, para tutkunu, işte Pizarro'ları ya da Cortez'leri falan düşün yani. Hı hı. Şimdi bir diğer film izlediğimiz Duvara Karşı idi. Evet. Bu da Fatih Akın'ın çok güzel bir filmi. Gerçekten en iyi filmlerinden biri. Ve o Alman-Türk gerginliğini ya da o hani Almancı olan insan arketipini falan çok güzel yansıtmış bir film. Oyunculuklar falan da çok iyi. Evet. Çok karizmatikti o adam. Fatih Akın'ın bir ikinci filmi miydi izlediğin bu? Evet. Injury sanırım. Yani bütün filmleri daha birbirinden güzel gerçekten. İzledir Fatih Akın. Duvara Karşı güzeldi. Diğer filmle ilgili hemen bir şey yani parantez açmak istiyorum. Hangi filmde? White God. İlk filmimiz. Tamam. Oradaki şey de yani çok ilginç işlediği işte ya bugün hala değil mi mesela köpek dövüşleri adı altında işte köpeklere yapılan oradan konuşa yaptı falan. Daha işte geçen bu hafta bir şey haber okudum. Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışması yapılıyormuş falan ve ciddi bir ödülü var yani milyon dolarlar falan. Ve botokslu aynen, develer botoks diye geçiyordu işte develeri. Botoks yapmışlar develere, dudaklarını şişirmişler, orayı burayı yani güzelleştirme adı altında falan işte diskalifiye oluyorlar falan. Yani, Araplar çok seviyor bu botoksu ya. Evet. Genelde onlarda görüyorsun en çok. Evet, biz zaten haliyle en çok Arap gördüğümüz için botokslu Arap'ta görmemiz şey. Yani normal bir Arap tam olarak nasıl oluyor kestiremiyorsun değil mi? Yani ya kadını işte botokslu oluyor ya da birbirine benziyor. Erkeği ya saç ekiyor ya bir şey oluyor. Hani ya da bilmiyorum çok. Bir diğer filmde şeyi söyleyelim. Neyi söyleyelim? Duvara Karşı biraz şey yapalım. Biraz daha konuşalım onu. Yani tabii orada da işte yani Türk aile yapısının işte içinde sıkıştığın o kimliğin Sibel karakterinde en çok bize şey yapan ya da o ruhun falan hani diğer karakterimiz için daha punk ruhunun falan bir şekilde bu insanların işte dışarıdaki insanların bir şekilde birbirine olan temaslarıyla o iç dünyayı falan yansıtan çok güzel evet. Bir film. Hem Almanya hem İstanbul'da çeşitli geçiyor çeşitli kısımları. Hı hı. Evet. Hikaye de acayip bir hikaye. Çok yani çok iyi filmdi ya. Bir diğer filmde Zamanın Yolculuğu. Evet. Terence Malick'in inanılmaz güzel böyle orta metraj diyeceğimiz herhalde 30-35 dakikalarda falan. Bir film daha hatırladım izlediğimiz. Filmi. Hı hı. Yani biraz kısalım. Evet, Zaman Yolculuğu. Ya ben aslında beklentim çok çok yüksekti buna. Böyle içinde kaybolacağım çok güzel bir yolculuk olacak gibiydi. Çok güzeldi de ama hani beklentim aşırı yüksekti. Şimdi şöyle düşün. O kadar. Terence Malick'in hangi filmini izleyip o beklentinin yüksek oldu da ve o beklentini karşıladı. Yani, böyle düşünürsen diyorsun. Tree of Life'ı düşün senin mesela. Bu şey neydi? Bad Days mi? Vardı ya bu gerçek. Badland. Badland pardon. Badland.
Yani şey olarak, sinematografi olarak, görsel açılar falan inanılmaz yani zaten. Bunda da biraz ona kaymış gibi. Madem öyle, ben bu böyle şölen yaratacak bir şey yapayım evrensel boyutta gibi bir şey denemiş olabilir. O yüzden hani o şahane atmosferleri, şahane zaten çok sevdiği bir şey yani böyle açık alanlar, işte seslendirmesini, uzak şeyler. Aynen. Seslendirmesini Brad Pitt yapıyor ve evet. Acayip bir seslendirme şeyi var filmin. Terence Malick yazmış düz muhtemelen. Düz böyle şey. Ve böyle sadece hani atıyorum bir soru soruyor, sonra seni görüntülerle bırakıyor o sorunun üstüne. Hı-hı. Sonra hı-hı. İşte merak ediyorum diyor falan. Hep bu şeyde böyle. Böyle bir çocuğun evet. Şeyi gibi. Bir, İç sesi gibi. Aynen bir dünyaya çocuğun deneyimleyişi, bakışı gibi her böyle yeni deneyim şeyi, evet. Soruları vesaire gibi. Evet, evet. O evet. Şey ki ben o yöntemi... Görüntüler güzeldi yani şey güzeldi bence filmdeki. Sonuçta evrenin varoluşundan itibaren işte hızlı bir şekilde böyle dinozorlar bugünkü halimiz nispeten işte dünyanın oluşumu daki görüntüler hani tabi animasyonlar yani şeyler şey görüntüler var kurgu CGI. Görüntüler var aynen ama şeyleri hep yani belki CGI yoktur hepsini ya, kamerayla yapmış olabilir olabilir çeşitli şeyde yani stüdyoda tabii, vesaire evet yani belki de öyledir çünkü kestirilemiyor aynen, ama renk. Şeyler mesela görüntüler falan hep hani şu anki dünyadan görüntüler yani o hı hı. Yani işte şu anki dağları tepeleri çekip mesela Jüpiter'in bir uydusuyla bir görüntüsü de vardı çok evet, yakın Jüpiter'i evet, şeyden evet. Görüyor İşte o da gerçek Hawaii'deki yanardağların şu hı an hı. İşte volkanik aktif yanardağların mesela görüntüsüyle dünya tabakasının oluşumlarını ilk defa işte her yerin lavlardan sonra dumanlarla yüzyıllarca yağmurların yağışı falan gibi böyle geçişler. Onlar da güzel. O anlamda bir de... Nedir puanımız? şey, bir sonraki filmde Kadın Sesi. Almodovar'ın son filmi. Human Voice. Bunu unutmuşum, evet. Şimdi ekledim. Çok güzel bir, yani en güzel şeylerden biriydi herhalde izlediğimiz. Bu da böyle çok Tilda Swinton tek uzun başına olmayan, oynuyor. Aynen 30 müthiş. Dakika gibi evet, bir şey. Bu da orta metraj. Tilda Swinton zaten yani nasıl hayran olunmayası ki? Jim Jarmusch'un bir sözü var biliyor musun? Şey diyor. Tabii Only Lovers Left Alive'ı çektikten sonra sonsuz yaşamak, sonsuza kadar yaşamak konulu böyle bir şeylerde şey diyor. Sonsuza kadar yaşamayı isterim diyor. Ha, şöyle diyor daha doğrusu. Eğer Patti Smith veya Tilda Swinton'la birlikte olmayacaksa sonsuza kadar yaşamak istemem. Aa, çok güzel ya. Arkadaşlarına bak adamın. Patti Smith ve Tilda Swinton yani. Tilda Swinton muhteşem bir oyuncu gerçekten. Çok güzel filmdi. Acayip bir yüzü var kadının. Hani. Nasıl bir filmdi bu? Acayip bir aşk. Bu Cocktail'ın aslında bir tiyatro oyunu. Aynen. Aynı isimli Kadın Sesi. Aynen. Bu yıllarca tiyatro olarak oynanmış. Tiyatrosunu da izlemeyi çok isterdim. Yani o filmdeki hani şeyi, geniş alan, kurgusallık vesaire onu daha dar alanda hani tiyatro sahnesinde yaratmak mesela daha da acayiptir eminim yani. Bir de artık tek yani hiçbir şey vermeden es vermeden tek başına bütün oyunu sırtlanmak şey de yani Almodovar'da çok güzel zaten çok da sevdiği bir şey muhtemelen oyun bir de özellikle Almodovar'la ilgili hani böyle hep film seçkilerinde falan da Almodovar kadınları işte falan diye şey yapılıyor hep aslında kadınsılık ya da kadın kafasının içini daha yani böyle erkek olarak ona daha yakın yani daha iyi çözümlemiş
kadın karakterlerinde bir çok fark gördüğümüz. Yani. Hani romancılıkta falan mesela şeydir. Yani büyük üstadları falan da sorarlar. Yani hiçbiri hani bir erkek karakter yaratmak kadar başarılı olamıyor. Evet, normal yani. Erkekler çünkü. Bu dediğin, bahsettiğin evet. kişiler. Evet. Yani aynen. Tabii ki erkekler ama yani... Onu daha iyi bilirsin yani o yüzden. Evet yani. Ama yani öyle şeylerimiz de var ki yani işte Tolstoy'un mesela Anna Karenina gibi bir karakter yaratması yani bu başarılı bir şekilde şey yapılabilecek de bir şey. Bu da işte çift anlayış, görüş gerektiriyor galiba. Alma Daura konuda başarılı yani. İyi kadın karakterler yazıyor ve renkler tabii havada uçuşuyor. Yani hani Alma Daura dünyasındaki renkler hani hayatta böyle arzu edeceğim renkler yani etrafında olmasını istediğim renkler. Hiç sanki betonda yaşamıyormuşsun ya da hani çarpık kentte yokmuş ya da işte bu renksizlik içinde yani o şeyi görünce o renk kullanışlarını o designer kısmını ne kadar da şey geliyor değil mi? Etrafımızdaki gerçeklikteki. Ki sizin evinizde aslında biraz Alma Daura dekoru gibi. Kısmen herkes işte herkes iç mimar biliyorsun. Herkes hayatında bir dokunuşlar yapıyor. Bir diğer izlediğimiz film Spider-Man Homecoming. Yes. Spider-Man Homecoming. Yeni Spider-Man çıkmış, izleyelim dedik. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Artık hepimiz kabul edelim, etmeyelim. Netflix, işte ne bileyim, diğer Mubi ya da başka platformlar söyle bana. Blue TV, Puhu, birileri için Exxon falan galiba. Bunların kucağına düşmüş durumdayız. Yani sonuçta... Spotify... Tabii Spotify ya da bütün bu mecralar. Yani bunlar olmadan önce ne yapıyorduk sorusu, hani telefon olmadan önce ne yapıyorduk sorusuyla eşdeğer. Ve hakikaten bakıyorsun yani. Değil mi? Yani filmle ilgili aslında şunu söylemek çok ilginç. Hani çocukluğundan itibaren filmler hep aynı film ama senin filme olan şeyinle ilgili o dönüşümler, ona ulaşmaktaki ya da izlenme araçlarımız, şeylerimiz anladın mı? Gidip DVD alırdık. DVD alırdık, yani. Korsan alırdık. Hani işte ne bileyim, kiralardım ben daha çok. Çünkü her gün film izlerdim böyle ortaokul, lise zamanları tap böyle film izleme. Her gün iki film falan. Okuldan hatta kaçardık. İşte arkadaşımın evinin televizyonu iyiydi, büyüktü falan. Ve o zaman böyle yeni yeni sigaraya başladığımız zamanlar bayağı işte kendimize böyle kahve demleyip o zamanlar... Kaç yaşındasın? İşte 15. Aynen. Kahve demleyip sigara ile birlikte sürekli işte her gün iki film izliyoruz. Sonra gidiyoruz onları tabii o işte bir korsan film satan bir dükkana girdiysen çok hoştur aslında içinde çok, evet, tabii canım. Gezinmek yani. O film seçme şeyi falan. Dünyanın en keyifli şeyleriydi bir zamanlar yani şu an eskiden kitap da öyleydi bir sahafa gitmek falan artık ne o kültür kaldı ne öyle sen bir şey var. Sen taşınayım diye belki sahaflar duruyor ya. Yani sahaflar duruyor da yine ben sahaflar daha yeni taşındım. Yani taşınmadan önce de sahaflar duruyordu ama artık ne bileyim internetten daha ucuza yani normalde alacağın sahaflar da artık pahalı. Yani eskiden sahafın şeyi olayı ucuz olmasıydı. Diğer işte mağazalarda satılan işte kitap store'larda satılan kitaplardan. Şu an bayağı sahaftan alacağından daha ucuza internetten falan alabiliyorsun yani. Doğru. İndirimle bir şeyle falan. Direkt yeni bu
Ya da yine sahaftan, internetten alabiliyorsun, nadir kitaptan. Ya da evet, hani artık şeydi o anlamda. O dönemde muhtemelen Spider-Man'i izlemişsindir. O Tobey Maguire'in. Spider-Man çocukluğumun şeyi yani. Sonra şey bir soğuttu beni, böyle Spider-Man'le ilgili kıyafetler yaptılar falan. Bir çocukluk gördüm yani öyle. Çok komik görsellere gebe olabilecek bir şeyken de olmuş yani, internette Spider-Man'le ilgili çok komik şeyler görebilirsin. Evet. Herkesin karşısına çıkmışsın. Yani Spider-Man işte hangi Spider-Man dersen mesela, biliyorsun sonradan inanılmaz örümcek adam çıktı. Andrew Garfield'dı galiba. Onun ben onu izlemedim şeyi. Ben işte. Hmm. O seri, ben o seriyi ilk seriden daha çok seviyorum. Aa, onu da izleyeyim evet. O zaman. Bu Homecoming hakkında ne düşünüyorsun peki? Onu bir tabii izleyeyim. Buradaki yeni arkadaş da işte başka bir Spider-Man arkadaş var. Tabii daha güncel bir Spider-Man. YouTuber daha, mesela. Evet, YouTuber. İşte o Avengers işte aleminden. Tabii Iron Man'i falan görmek çok hoş yani. O yani Robert Downey Jr. Onun, o adam çok enteresan bir adam bu arada. Babasını yani tanıyor musun? Babası da yönetmen evet, sanırım. Ve acayip. Böyle kimsenin izlemediği çok filmler yapıyor. Ama çok acayip. Absürt komedileri falan var. Putney Swap diye bir film var mesela. Yani, güzel yani, ben öyle komediyi seviyorum. Absürt ve evet. Hoşuma giden bir film. İlk filmleri falan zaten oyuncu olarak o şeyde başlamış galiba. Babasının filmlerinde. Babası da Robert Downey mi? Robert Downey, ha, sonra o da o yüzden Junior zaten. Okey. Çok ilginç. Babasının isminin adını küçük. Kendi ismini. Bizim evet. Lisede de vardı öyle bir. Var mıydı? Alican, oğlu Alican bir Allah arkadaşımız Allah. Vardı. Kendi ismini koyarak da. Manyaklar mı? Nedir bu? Ve şeydi. Robert Downey'nin işte hayat hikayesinin işte uyuşturucu bağımlılığına, eroine falan giden bir dönemi var. Sonradan tekrar parlıyor falan. Bir ara böyle şöhreti sönükken tekrar gidiyor ediyor falan. Ve çok başarılı oyuncu yani. Hı hı. Başarılı oyuncularda bir eroin bağımlılığı oluyor genelde yani. En azından bir dönem bazıları da gidiyor yani ondan. Evet. Başarısız oluyorlar. Onu kullanmadı belki. Yani şey güncel böyle tatlı bir örümcek adam olmuş. Çok keyifliydi ya. Şakaları çok güldürdü. Şeyler beni. Komikti gerçekten. Spider-Man zaten benim İroniler mesela falan. En sevdiğim süper kahraman Batman'dir demiştim daha önce, dün geçen de konuştuk. Ama bu şeydeki Spider-Man'in oldum olası yani küçüklüğümden beri o mizahi yanını da seviyorum. Hep onda, ona öyle bir şey de var. Spider-Man mizahını sevdim yani, çocukken tavladığı için beni oradan. Evet. Onu seviyor. Hala gülmem de sevindirdi beni yani o Spider-Man mizahına. Evet. Güzel bence de şey. Diğer o ikinci çocuk kadar sevmedim şeyi ama karakteri en azından Mary Jane'imiz Mary Jane değildi. Mary ama Jane Liz'di. Değildi. O Liz'di aynen. Orada biraz böyle değişiklikler olmuş. O da şey oldu. Farklı oldu. O da güzel bir kızdı. Evet. Bu sefer farklı bir kız oynatmışlar. Nasıl yani? Yani böyle farklı. İşte sarışın, kızıl falan, değil. Beyaz tenli yerine. Bir diğer film Milyarder. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Şener Şen'i gördüğümüz. Şener Şen'in böyle babacan şey filmlerinden biri aslında. Ben buna şey derim mesela. Yüksek tempo komedi. Hani bir yerlerde ama yüksek tempo bir komedi ama şey o Münir Özkul'un ailesindeki şey neydi ya o hani kızları ölmüş böyle Adile Naşit yatalak psikopatça bir anlaşıyorlar gerçekten yani
Yani nasıl Kartal Tibet'te hani ne kullanıyordu onu çok öyle bir karakter yaratırken. Milyarder tatlı bir Şener Şen filmi diyebiliriz. Bir konusunu bir şey yapalım. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde tren istasyonu şefi müdürü olan karakterimiz. Bir aile babası. Evet. Kıt kanaat geçiriyorlar kendilerince. İşte klasik işte o dönemin böyle orta sınıf Türk şeyleri. Çamaşır makineleri yok mesela. Bunu öğreniyoruz filmde. Evet. Kadın istiyor falan. Neyse bundan sonra piyango çıkıyor. Ve gitgide etrafındaki o küçük yerinde mutlu olan insan, yani orada herkesi, hatta filmin en baş cümlelerinden bir şeydi yani, niye gideyim ki buradan başka, yani burada herkesi tanıyorum, herkesin iç şeyini biliyorum, yüzünü biliyorum, bu dedikten sonra piyango çıkınca artık kime güveneceğini şaşırdığı, acayip paranoyalara, acayip şeylere düştüğü. Ve sonunda böyle artık orayı terk eden, böyle bütün ilişkilerin, kurduğu her şeyin, ailesinin, kızının dahi, o çok sevdiği kızının dahi çıkarlarını görüp orayı terk eden bir, aslında bir dram de bir yandan, bir milyarder olduktan sonra geçirdiği durumlar. Evet. Yani ama tabii favori Şener Şen filmin değildir. Güzel gitti ama yine o da yani. Yine ortalarda bir yer. Bir tek geçir. O Mineral School sahneleri bir bir diğer filmimiz, dur ona geçmeden önce şunu bir aradan çıkaralım. Geç Gelen Gençlik. Evet. Coppola'nın... Mesela ilk kez belki Zırvana'da önermeyiz bir film. Coppola'nın bir filmiydi. Bilmiyorum. Yani tamamını izlemedik. İkimiz de uyuyakaldık. Belki o yüzden önermeyiz diye düşündüm. Çünkü ben güzel olsa uyuyakalmazdı. Coppola belki. Bence hani sinemada yani şöyle artık bu şöyledir abi. Bu birçok yazarın, ressamın, birçok işte sanatçının başına gelmiştir. Yani böyle ilk başta mükemmel eserler verdikten sonra artık hani daha iyisini yapamamanın baksana getirdiği... Godfather, Conversation, Apocalypse Now falan bunların yani, hepsi aynı dönemde. Godfather 3 film yaptıktan yani. Sonra daha hani bundan daha mükemmel ne yapabilirsin mesela? Ve haliyle ondan sonra bir gerileme değil de daha kişiselleşmeye dönüşüyor film herhalde. Bir de yani deneyselleşme çok artık yapıyor çünkü. Coppola. Yani canlı film çekmeyi falan denemişti. Böyle öyle şeyleri var. Ama denediği şeyler pek, yani bilmiyorum ben. Ya her filmi şimdi Apocalypse. Mesela bir tane Dan, siyah beyaz bir filmi vardı. Neydi? Rumblefish. O çok iyiydi o. Evet. O çok... bir de şey Other Side. Outside mıydı? Outside. Hatırlamıyorum. Bu gençlik filmleri işte bu ikisinde de o ikisi işte siyah beyaz ya tatlı aslında, şey şimdi filmler. Böyle şey yapıyoruz gibi de Geç Gelen Gençlik de yani yine 2000 bilemedim. Kaçtı? Fena değil. 7 mi? Kaçtı 2000? 2007 gibi bir şeydi. Tim Roth oynuyor. Evet. Bir yıldırım çarpması sonucu gençleşiyor yavaş yavaş. Yani 70 yaşında bir adamken. Evet. Ve bu adam da bir Nobel almaya kafasını takmış ve bir proje, bir şey üstünde, bir fikir üstünde bütün ömrünü harcamış ve 70'li yaşlarındayken ömrüm bu şeyi tamamlamaya yetecek mi diye tedirginlikler yaşayan. Evet. Aslında anlattığı ama ondan çok sonra güzel. Yıldırım çarpınca da artık gençleşiyor. Hikaye. Evet. Hikayenin sadece kullandığı tonlar ve şeyler aslında dönem olarak da o işte New York taksileri gibi arabaların işte o şeylerin eski retro görüntülerin yaşanması falan da çok hoş ama biraz anlatım belki yavaş. Senaristi de Mircea Eliade. O da çok ilginç bir adam. Yani hayatını
benim bildiğim kadarıyla böyle dinler tarihi, işte zaten bu filmde biz uyuyakalmasak çok... muhtemelen yani bizim çok seveceğimiz bir film de olabilir uyuyakalmasak, çünkü şeye doğru gidiyor, dilin tarihi, dilin çünkü adamın aslında... araştırma konusu da o. Hı-hı. Oralara gidecek gibi de geliyordu bana film. Bence bir tekrar şans verebiliriz bunu, devamını mutlaka vermeliyiz. Aynen. Mesih Eliade'den bahsediyordum ya, böldüm. Evet, yani işte şamanizm olsun, diğer işte dinler olsun falan, böyle üzerlerinde çok fazla ihtisas yapmış, cilt cilt kitaplar yazmış bir adam yani. Çok o anlamda ilginç bir adam yani. Hı hı. Filmin kurgusunu da Walter Mörsch yapıyor. Benim Göz Kırparken diye bir kitabı var. Kurgu hakkında yazdığı ilginç bir adam. Yani sevdiğim kurguculardan biri. Hakkında bildiğim ilginç şeylerden biri de ayakta kurgu yapıyormuş. Hani sistemi falan bilgisayar şeyi oturarak yapmıyormuş o şekilde. Çok iyi. Öyle daha iyi tempoya, ritmi, filmin ritmini oluşturmak için. Çünkü ayakta böyle daha iyi fazla tempo oluşturabildiğini, oturarak çalışmaktansa gibi söylüyordu. Bir diğer filmimiz Searching for Sugar Man. Wow. Bu the best of the best life yani. aslında şaka gibi bir film ya gerçekten. Film hani, mi? Adamın şey, hikayesi. Belgesel yani. Hikayeden bahsediyorsun. Abi, aynen. Hani şey, evet. Hayatı da bir film yani aslında. Şaka gibi bir hayat filmi. Acayip bir hikaye gerçekten. Evet, Rodriguez'in... Hikayeyi anlatalım. Rodriguez tabii. diye bir müzisyen. Yani 70'lerdeydi değil mi? 70'lerin başında mıydı? Michigan'lıydı. Detroit'te, Michigan aynen. Şey, iki albüm kaydediyor. Evet. Yetenekli bir arkadaşımız. Ama hiç satmıyor albümleri. Hiç satmayınca da bu müziği bırakıyor. Ne yapıyordu? Normal gündelik işe dönüyor. Tadilat, şey işleri aynen, böyle. Çatı işleri çatı vesaire işleri gibi falan şeyler. Böyle gündelik işte çocukları var, eşi var falan. Öyle bir hayata dönüyor. Gel gelelim şunun haberi, şundan haberi yok. Güney Afrika'da Rolling Stones'tan, Beatles'tan daha meşhur oluyor. Evet. Yani herkesin dinliyor. Sürekli şekilde... kopyalıyorlar. Bu albümler herkese dağılıyor falan. Herkes dinliyor. Herkes eşlik ediyor, söylüyor. Acayip o dönemin, çünkü tam kültürel yaşadığı değişimlere de acayip garip bir şeyde göz kırpan tabii, o dönemde Güney Afrika gibi. Oldukça zorba bir yönetim tarafından ele alınmış durumda ve işte dış dünya ile alakalı bağlantıları yok insanların. Tamamen televizyonlar, şeyler, her şey devlet kontrolünde ilerliyor ve kısıtlanmış bir toplum ve bir şekilde Rodriguez'in bir asi başkaldırış sesi gibi önce bir şey işte oluyor. Plağı Güney Afrika'ya ulaşıyor bir şekilde. Onunla da ilgili çeşitli şeyler, rivayetler var. Işte. Sevgilisi birinin gelirken işte getirmiş. Kız da. İşte şey yapmış falan. Bir şekilde kopyası. Oradan oraya, oradan oraya derken korsan bir şekilde elden ele ve herkesin... Ve konuşulan şeyler sadece resmi rakamlar. Hani plak şirketleri de satmaya başlıyor çünkü bu kadar talep olunca. Tabii burada hiçbir haberi yok Amerika'dakilerin bunlara. Orada Güney Afrika'da dönüyor bunlar. Resmi rakam olarak 500 bin tane falan satılmıştır diyor. Belki milyon falan vardığını düşünenler var ki bu da resmi satış. Kopyalama çok daha fazla. Bootleg, o şey dedikleri, kopyalayarak elden ele dolaşması çok tabii. çok lazım. Yani korsan herkesin işte. Dilinde. Yani gerçekten Rolling Stones'tan, Beatles'tan daha meşhur olduğu bir yerde ve bundan hiç haberi olmadan hayatını yaşıyor. Artık bir noktada Güney Afrika'dan iki kişi plak basan biri de şey diyor. Evet. Rodriguez hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece albüm kapağındaki o fotoğrafını gördük. Ve hani şey çok ilginç değil mi? İşte Rodriguez'i bulmaya çalışırken ki o yaşadıkları macerada. Bütün aynen, şarkılarını dinliyorlar. Şarkılarda geçen o yer isimleri, aynen. ipuçları. İpuçları arıyorlar. Mesela bir şarkıda işte bilmem ne köprüsünün altında
öpmüştün beni gibi diyor. Tam hatırlamıyorum şu anda müdürlüğü. O köprüyü araştırıyorlar. Halitadan. Oraya gidiyor hatta falan. Tek tek bütün işte Paris'te bir şey geçmiş, Paris'e gitmiş. Aynen. Bu, yani. Ve bu denli arıyorlar yani gerçekten adamı. Sonunda. Tutku tabii. Evet. Aynen. Sonunda bir şekilde ama yani biraz saçmalamışlar da. Çünkü sonunda nasıl buluyorlar? Şeyle, plak şirketiyle. Sussex mi neydi? Sussex. Yok. Bir sonunda onunla iletişime geçtikten sonra en son. Ama ha, o plak şirketini bulmaları... Bir de Michigan'da, Detroit'te geçen bir şey de var. Oralara gidince... Evet, orada tanışıyorlar. Bir kopya duyuyorlar şarkıdan. Michigan'da geçen. Ve oraya gidince oradaki insanlarla tanışıyorlar. Nasıl öldü falan diye soruyorlar. Çünkü ölümüyle ilgili de çeşitli rivayetler var falan. Sahnede intihar etmesi. Evet, yanarak ölmüş falan. Sahnede kendini yakmış. Yakmış yani. Falan gibi. Sonra yaşadığın ölümünü yani biraz gizem oldu mu neler çıkıyor bak insanlarda. Biz hayal gücümüz evet, geniş canlıdırız. Yani, böyle olmasını mı istiyoruz acaba? Yani gerçekten sahnede kendini... Ooo ne büyük adam. Kendini yakmış. Sonra orada yaşadığı ortaya çıkınca Güney Afrika'ya konser işte düzenliyorlar. Hatta Güney Afrika'da o dönem o iktidara karşı şey yapan başka bir müzik grubu da var. Ve Rodriguez ayağını falan. Rodriguez'in grubu yok diye onlar çalıyor. Onlar çalıyorlar beraber ve inanılmaz devasa bir stadyum. Ve defalarca konser veriyor orada. Hepsi de full doluyor. Evet. Çok ilginç bir hayat ya. Of. Sonra tekrar ama yani geliyor. Yine Amerika'da bu arada o konserleri veriyor, şey yapıyor. Sonra dönüp hayatına yine geri dönüyor yani. Evet. Geçen sana demiştim ya, ne kadar yükselirsen yüksel eve dönme bir yerde olmayı. Sonunda kendi kıçının üstüne oturacaksın mıydı? Evet. O yüzden kendinle iyi geçinmek, yalnızlığını sevmek, kendini sevmek, öz saygı, bunlar kazanılması ve bir çabayla mücadele edilmesi gereken duygular. Günümüzde nasıl yapıyoruz bunu? Pek çok yöntemi var bunun. Yani konuyu otofajiye getirmeye çalışıyorum orada çünkü. Böyle otofaji sinema. Nedir? Aynen. Otofaji nedir? Otofaji beslenme ile ilgili bir bölüm yapalım. Otofaji işte yani sanki bu onunla sinema bölümü oldu. Evet. Artık kapatalım mı diyorsun? Bence de. Tamam. Otofajiye hiç başlamayalım. Tamam. Beslenme ile kalalım.